İfa Meclisi'ne merhabalar. Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz hocamızla birlikteyiz yine. İrfan geleneğimizin çeşitli mevzularını konuşurken sık sık işte kalp diyoruz, gönül diyoruz, ruh diyoruz, nefs diyoruz. Bunlar arasında ufak tefek işte farklardan, irtibatlardan, geçişlerden de bahsediyoruz. Şimdi bu geleneğin de içinde çeşitli ekoller var, çeşitli yaklaşımlar var ve çeşitli üstadlar var. Onların geliştirdiği, onların işlediği, daha çok kullandığı yöntemler var. Bugün bu yöntemleri konuşacağız. Ruha daha özel bir önem atfeden, onun üzerine çalışan ya da nefse özel bir önem atfedip onun üzerine çalışan. İşte diyelim ki zikri öyle değil de böyle yapılmasını teşvik eden, diyelim ki halveti biraz vurgulayan ya da celveti daha fazla vurgulayan gibi yöntem farkları oluyor, içtihatlar oluyor. Haliyle yoğun, çalışılan, çok fazla üstadın, meraklının, müntesibin olduğu bir cadde olduğu için de faaliyet çok fazla. Bütün bunları konuşmaya çalışacağız hocam. Tekrar hoş geldiniz. İnşallah, teşekkür ederiz. Cenab-ı Hak inşallah sohbetimizi, birlikteliğimizi hayırlı kılsın. İnşallah. Böyle bir giriş yaptık hocam. Şimdi tabii yöntem çok önemli. Hani evet. Amaca ulaşmak için. Usulsüzlüğümüz, usulsüzlüğümüz evet. Demişler değil mi? Niye ulaşamıyorsunuz maksadınıza diye sorunca. Yöntemsizlikten evet, oluyor. Yöntemsizlikten demiş. Yöntem de şimdi şöyle anlaşılabiliyor. Bu işlere uzak olan, dışarıdan bakan veya kısmen böyle eleştirel bakanlar açısından ya çok da böyle yöntem yok. Böyle hani böyle bir takım hani hikayeler, bir takım uçmalar, kaçmalarla dolu. Yöntemsiz bir şey gibi zannedilmekle birlikte detayda çok sıkı yöntemlerin uygulandığını görüyoruz biz. Kesinlikle. Neredeyse yöntemin, yani yöntem eğer tarik demekse evet, bir açıdan yöntemin her şey olduğunu da görüyoruz. Ne dersiniz hocam bu yöntemle alakalı? Şimdi tabii hayat bir zaten yol, yolculuk. Ve biz bir hayat yolculuğunda yaşıyoruz. Kur'an da bunu açıkça ifade ediyor. Ben Furkan suresindeki şu ayeti öyle anlamak istiyorum. İbadurrahmanillezîne yemşûne fil ardı hevnen ve izâ khâtabahumul cahilûne kâlu selâme. Yani Rahman'ın kulları, Rahman isminin müsemması olan, mazharı olan, o isimden beslenmiş olan, gerçekten vasıflı kullar onlardır ki, onlar yeryüzündeki yürüyüşlerinde, yani hayat yolculuklarında, hayatı yaşarken, hayat yolculuğunda yürürken, hevn, tevazu ile yürürler, vakarla yürürler. Ve hani usul yöntem bilmeyen, cahil, densiz, haddini bilmeyen insanlarla yolları mülaki olur. Karşı karşıya gelirler. Bir şekilde biri ayağına basar, öbürü omuz vurursa ona asla onlara bulaşıp didişmezler. Allah işini rast getirsin, Allah sana selamet versin deyip kendi yollarına devam eder. Şimdi burada iki şeye de vurgu var. Yani hem hayat yolculuğundaki yol ve yolda yürüyüşün usulü ve yöntemi, hem de yol bilmeyen cahil insanların karşımıza çıktığında bizim onlarla ilişkilerimiz noktasında Allah bize bir yol haritası çiziyor. Yani yol gösteriyor. Yani kısa cümlelerle, efendim cevami-ül kelim lafızlarla tabiri caizse Allah Teala bize yolculuğumuzun işte doğumla başlayan, ana rahminden bu dünyaya gelişimizle başlayan ve nihayet kefenle, kabirle sonuçlanacak olan bu uzun zahiri şartlarda, aslında çok kısa yolculuğumuzun nasıl olması gerektiğini söylüyor. Aslında İrfan geleneğimizdeki yol ve yolculuklarda baktığınızda merkeze bunu alan, yani ondan gelip ona döneceğimiz bu yolculuğun nereden başlayıp nerede sonlanacağı ve bu yolculuk sırasında nelere ihtiyacımız var, hangi malzemelerle bu yola çıkmalıyız, neleri kullanırsak daha az tehlikeyle yolculuğu yaparız ve daha kısa zamanda menzili maksuda ulaşılması gereken yere ve yola ulaşırız. Buna kafa yoran insanlar. Tabii merkezde insan var. Yani bütün
sosyal ilimlerin, bütün dini ilimlerin merkezinde zaten insan var. Yani insan bu kainatın gözde varlığı. Allah Teala onu mükerrem kılmış, ahseni takvim surette yaratmış, kendisini halife kılmış. Yani halifelik gibi bir istihlaf gibi bir görev verdiği varlık elbette önemli. İşte bu önemli ve değerli varlığın bu dünyada sıralı, sınırlı, süreli olan hayatını yaşarken gerçekten seviyeli bir hayat yaşamasını Allah Teala önemsediği için Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili işte istikameti emreden, Hazreti Peygamber'in istikameti üzere olmayı emreden, Cenab-ı Hak'tan istikamet talep eden ayetlerde bu bizim yol arayışımızı ve hangi yol üzere olmamız gerektiğini gösteren şeyler. Şimdi irfan geleneğinde bahse konu olan insanın, yani merkezde olan insanın hangi yönüyle ele alınırsa daha iyi sonuçlara varılır noktasından hareket edilerek belli başlı iki önemli temel vurgu var görebildiğimiz. Sizin biraz önce programın açılışında ifade ettiğiniz. İlk temel ekol gibi. Ha, ilk temel ekol gibi insandaki ilk temel özelliğe vurgu yapılıyor. Birisi ruh, öbürküsü nefs. Bu ikisinin birbirinin aynı mıdır, ayrı mıdır tartışmaları o hep zaten süreçte devam etmiş. Yani filozoflardan, efendim ariflerden veya diğer ehli ilimden bunun bir olduğunu, ayrı olduğunu söyleyenler de var ama yani genelde tasavvuf erbabı bunun ikisinin ayrı ayrı olduğunu düşünerek iki ayrı bir ekol algısı var. Evet, tasavvufta, irfan geleneğinde pek çok tarik sizin de ifade ettiğiniz gibi var. Ama bu tariklerin çokluğuna rağmen bunları iki ana yola teksif etmek, temerküz ettirmek, terkiz etmek mümkün yani. Üst başlıklar gibi bunlar. Evet. Dolayısıyla bunlardan birisi ruhani yollardır. Öbürküsü ise nefsani yollardır. Ne demek ruhani ve nefsani yollar? Ruhani yol işte o söylediğimiz gibi insandaki ruh dediğimiz, Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Adem'i yaratma sürecinde beyan buyurdu Kur'an-ı Kerim'de ve izâ sevveytuhu ve nefaktu fîhî min ruhî diye pek çok ayette geçen, Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde geçen ifadesiyle ve nefaktu fîhî min ruhî, yani ben Adem'in yaratılışını, bedenini tesviye ettiğim, ona şekil verdiğim ve ona ruhumdan üfürdüğüm zaman diye anlattığı bir ilahi nefha var. İlahi nefha var. Yani Cenab-ı Hak tarafından, onun ruhundan üflenmiş bir nefha var insanda. Yani insan bedeni itibariyle, bu işte gözle görülen boyutu itibariyle maddi bir varlık. Hatta işte yine Kur'an'ın beyanına göre topraktan çamur haline getirilmiş, sonra pişirilmiş hale gelmiş. Sonra işte nefh ile birlikte canlanmış ve hayat sahibi olmuş bir varlık olarak. İki kutup var burada yani, çamur ve nefha. Evet, nefha arasında. İşte bu ruhun insana nefhiyle birlikte ki asıl olan odur. Yani şey bir ariyettir, bir binittir. Yani insan dediğimiz şey ruh aslında. Aslında ruhtur. Yani o beden onun binitidir. Onu taşıyan, onu götüren, getiren, onun ölünce bırakacağı. Bırakacağı, geldiği yere teslim edeceği bir binitidir. Asıl olan ruhtur. İşte o ilahi kökenli olan ve işte Hazreti Mevlana ve benzeri ariflerimizin çok güzel ifade ettiği gibi hani Hazreti Adem'in yaratılışında onun zürriyetinin yaratılması, bilimden sırtından alınması ve onlara da Cenab-ı Hakk'ın şahit tutmak üzere elestü bi rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sorması ve onların ruhlar alemi diye bildiğimiz alem-i ervah veya bezme elest dediğimiz o alemde bulunmaları ve oradan bu dünyaya geliş süreci bir yabancılaşma süreci başlıyor. Yani insan ilahi alemdeyken, elest bezminde, Allah'ın katındayken asıl aleminde. Ama oradan uzaklaşıp gurbete çıkıyor yani. Oradan o ulvi alemden tenezzül ile aşağıya doğru inerek bu dünya alemine geldikten ve ete kemiğe bürünüp tene, bedene girdikten sonra artık o ruh bir yabancılaşma süreci yaşamaya başlıyor. İşte Mevlana'nın ney metaforuyla anlattığı
O işte Bişnev, Ezney, Cezcidayiha şikayet mi konet diye bahsettiği, yani Dinleney'den o ayrılıklardan şikayet ediyor diye anlattığı şey aslında o yabancılaşma sürecini, les bezminden bu dünyaya gelişi, bu dünyada beden dediğimiz, ten dediğimiz bu kafesin içerisinde bulunan ruhun yabancılaşmadan çektiği ızdırabı tekrar onunla vuslata, onunla buluşmaya, ona kavuşmaya yönelmek üzere bir arayış içerisinde bulunduğunu anlattığı bir sistem var. İşte bu ruhun efendim bu dünyaya geldikten sonra ten kafesine büründükten sonraki halinin insanda meydana getirdiği tesir ve bu tesire rağmen insanın halife olarak yaratılışının sırrını ona öğretilmesi, efendime söyleyeyim onun işte mükerrem oluşunun ona öğretilmesi ve Allah'ın ben onu kendime kulluk yapmak üzere yarattım hükmünün ona anlatılabilmesi, işte o ruhunun özelliklerinin ortaya çıkarılmasıyla oluyor ki bütün dinlerde, bütün ilahi sistemlerde bu ruhu önemseyen, ruhi tarafı önceleyen bir şey var. Defis dediğimiz şey ise bazılarına göre ruhun bedene girip tenle buluştuktan, toprakla, çamurla sıvandıktan sonraki hali nefistir. Yani bedene girmeden önce ruh, bedene girdiği andan itibaren onun adı nefistir. Dolayısıyla ruhla nefis aynı şeydir diyenler böyle söylüyor. Ayrı ayrı şeylerdir diyenler, yani ruh gene ruh olarak insan bedenindedir ama insanda bir de kötülüğün merkezi olan, benlik ve idrakin merkezi olan, farkındalığın yani insanın kendisi olarak ifade edebileceği duyguların merkezi olan bir nefsi de vardır insan. Yani insanın bir hani ben, ene, ego dediğimiz tarafıdır nefsi. Aynı zamanda bir de kötülüğe çağıran, arka planında, zihnin arka planında, kalbin arka planında ona kötülük konusunda telkinlerde bulunan, Yusuf Aleyhisselam'ın lisanıyla Kur'an'ın beyanına göre اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّٰءُ yani ve ma uberriu nefsi inne nefse la maratun su, ben kendi nefsimi temize çıkarmam, tebriğe etmem, çünkü nefis dediğiniz şey kötülüğe çağıran, kötülüğü emreden bir özelliğe sahiptir ayetiyle anlatılan özelliğiyle, bir de böyle bir nefsimiz var bizim. Yani işte bu nefis ve ruh gerçeği insandaki bizim irfan geleneğimizde insanın eğitilmesi noktayı nazarında ekolün doğmasına vesile olmuştur. Şimdi hocam bu şey bu ekoller arasındaki farkları konuşuruz ama biraz önceye gidip biraz önce bahsettiğiniz ruhun bedene girmesi ve dünyaya gönderilmesi, dünyadaki yabancılığı meselesiyle alakalı şöyle bir tespit yapsak yerinde olur mu? İşte bedenin, yani dünyada ruh bir gurbet hissediyor kendisi. Elbette. Yabancılaşma yaşıyor. Yabancılık çektiğini söylüyorsunuz zaten. Dünyaya adaptasyonu ve dünyaya alışması, hatta giderek dünyayı sevmesi bedenin ruh üzerindeki baskınlığıyla, yani beden ne kadar güçlü, baskın, ne kadar beden hakim olursa, evet, dünyaya daha alıştığımız, ruh ne kadar gürbüz, ne kadar güçlü ve canlı olursa dünyadan o kadar koptuğumuz ahiret. Şimdi o da şöyle bir izahı var doğru bizim irfan geleneğinde. Yani biliyorsunuz insanın varoluşunda bir anasırı erbağadan bahsedilir. Yani dört temel unsurdan. Nedir onlar? Toprak, su, hava ve ateş. Bunlardan iki tanesi insanın maddi tarafıyla, beden tarafıyla alakalıdır. Yani toprak ve su insanın beden. Ateş ve hava ise o görülmeyen ruhun uçucu, latif, rih, rüzgar veya enerji özelliğinden kaynaklanan o tarafıyla alakalı şeylerdir. Dolayısıyla insanın sizin ifade ettiğiniz gibi bedeni tarafını merkeze alıp bedenini beslemesi, yemesini, içmesini daha yoğun şekilde öne çıkarması, yani onun toprak mahsulü olan ürünlerle veya hayvani gıdalarla kendini beslemesi onun
maddi tarafının güçlenmesi demektir. Yani çamur aslında. Çamur suyla, suyla toprak dediniz, çamur ortaya çıktı zaten. Çamur, aynen öyle. Hazreti Mevlana diyor ki, sen bedenini yağlı, ballı şeylerle beslemeye çok özen gösterme, çok ehemmiyet verme. Sonuçta beden dediğin şey toprağa verilecek bir kurbandır. Esas senin sen olmanı sağlayan şey gönlündür, ruhundur. Yani onu arındırmaya, onu yüceltmeye, onun işte ten kafesine girdikten sonraki o kirlenmiş halini temizlemeye, tezkiye etmeye, arındırmaya, tasfiye etmeye yarayacak şeyler yapmaya çalış diyerek bizi bu tarafa doğru yönlendiriyor. Yani insan hakikaten aşkı, heyecanı, ibadetteki lezzeti arttıkça aslında ateş tarafı ve rüzgar tarafı artıyor, enerjisi artıyor, aşkı, muhabbeti artıyor. Ama yemek tarafı, beden tarafı arttıkça bu sefer toprağı ve çamuru, sizin ifadenizde gayet güzel söylediniz, artmış oluyor. Dolayısıyla bu dengenin çok iyi kurulması lazım. Yani insan bedenini mi besliyor? Merkeze efendim bedeninin güzelleşmesi, bedeninin lezzetleri, yani hedonizm, bedensel zevkçilik yani. Bedensel lezzetler ve tatlar için mi yaşıyor? Yoksa ruhi, manevi, ulvi, yüksek duygular için mi yaşıyor? İşte irfan geleneği bizi, yani siz o çamur merkezli olan bedeniniz elbette sizi taşıyacak. Onu güzel tutmalısınız. Hatta nefsüke matiyetüke ferfuk biha diye bir rivayet vardır. Yani bir haberde böyle bir rivayet vardır. Ne demek? Yani nefsin senin matiyendir, binitindir. Ona iyi davran. Yani nefsine de çok hor görme. Onun da belli meşru taleplerini, hayatın devamı için olmazsa olmaz olan taleplerini, yemekle ilgili, içmekle ilgili, istirahatle ilgili vesaire ilgili olmazsa olmazlarını yap ona. Yani onu sana direnen, senin ona direndiğin bir konuma bütün çalışmaya girmeyin. Ama her şeyine de rağm olmayın tabii nefsinizi. Yani dolayısıyla bu nefsani ve ruhani taraflarla ilgili yapılan çalışmalar böyle temelde iki ayrı ekolün, iki ayrı geleneğin oluşmasına vesile olmuştur. Şimdi ruhun geliştirilmesi, ruhun işte aslında güçlendirilmesi... Orada işte daha çok açılması, şey ortaya çıkıyor. Onu tariki ahyar deniliyor. Orada işte hayırların yolu, yani ibadetler, taatlar, yani farz olan ibadetlerin dışında nafile ibadetlerle ruhun daha güçlendiği. Nasıl bir etkisi oluyor onu konuşalım ama hocam şöyle bir ruh ve nefsten biz bahsettik. Acaba bunu nasıl anlıyoruz? Sokakta nasıl anlaşılıyor? Hmm. Ruh, nefs farklı mı, aynı mı? Bunu sorduk. Ona bakalım sonra devam edelim. İbadet, taat ile ruh nasıl geliştirilir? Bunlara nasıl sohbet, bir... zikir, evet. Tamam. Sohbet, zikir, bunlar konuşacağız. Tamam. Hayır. Ruh öyle bir şey, nafis öyleydi. Ruh öbür dünya ile ilgili, nafis bu dünya ile ilgili. Doğru. Aslında aynı şeyler. Düzelteyim. Çünkü ikisi de Allah tarafından. Yani Allah'a karşı hesap verilebilirlik bir durum. Nefis de aynı şekilde. Nefsinize hakim olmazsanız Allah'a karşı mahcup olma şansınız da yüksek. Ayrıca çok hayır işlemeniz de mümkün. Ruh da Allah'la alakalı bir durum. O da ruhunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. Nefis hani insan dizginleyebilecek bir şey herhalde. Tamam. Ama ruh o senin elinde olmayan bir şey. Evet. Nefis çünkü insanın dünyalık şeylerini ister. Ruhumuzda bazen muhasebe yaptığımız şeydir. Yanlışlarımızı ölçüp biçtiğimiz muhasebedir yani. İnsan olmasa ruh olur mu? Olmaz. Onun için aynı şeydir. Nefis bence insanın iradesiyle, iradeyle karar verdiği şeylerin bütünü. Ama ruh, hani benim tanımladığım kadarıyla kişiliği biraz yansıtıyor. Hani manevi bütün, hani her şeyi kapsıyor. Ayrı ayrı şeyler. Nefis çok azgındır. Şeytandan daha tehlikelidir. Şeytanı bir türlü yani bir şekilde besmele çekerek şey dersin ama nefsi terbiye etmek için mutlaka takvalı olmanla gerek.
Bir mürşidi kamile tabi olmak lazım. Aslında birbirinden çok da ayrı şeyler değil. Ama ruhumuz bizi ayakta tutan, bize yaşatan şeydir. Nefis de aynı şekilde. Ama bunun bir sınırını, Müslüman olarak bunun bir sınırını koymak. Yani bizi hayatta tutan olgularda işte yemek, içmek, uyumak gibi şeyleri bize nefsimiz istiyor bunları. Ama bunları sınırlı şekilde tutmayı eğer bunları başarabilirsek ruhumuzu daha da kuvvetlendirmiş oluyoruz. Nefis dünyaya bakan yüzü, ruh ahirete bakan yüzüdür. Halk irfanı konuşmuş hocam. Ya maşallah hakikaten halkımız gerçekten irfan sahibi. Yani demek ki okudukları, duydukları bir süzgeçten geçiyor ve zihinde, kalpte bir güzel yere oturuyor. Ortak kültüre dönüşüyor. Yani evet, konuşulan şeyler afaki şeyler değil. Evet evet. Bir ortak kültür var. Hiçbirisi değil. Bir menfezden, bir kaynaktan geliyor oradan. Emilip besleniliyor. Şimdi hocam ibadet, taat, sohbet bunların ruh üzerindeki, ruhun geliştirilmesi üzerindeki veya o ablamızın dediği gibi ruhun güçlendirilmesi diyor ya. Evet, onun üzerindeki etkilerine gelebiliriz artık. Tamam efendim. Şimdi efendim ruhani tarikatlerde zaten bu metot özellikle ibadet ve taatı öne çıkararak. Yani öbüründe daha çok riyazat ve mücahede var nefsani tarikatlerde. Ama burada daha çok ibadet ve taat. Öbüründe ibadet ve taat yok mu? O manaya değil. Yani burada farz olanların dışında nafile ibadetlere de zaman ayırarak insanın ruh tarafının, ruhani tarafının güçlendirilmesi ve o içerideki nefsin tuzaklarına karşı ruhun mukavim hale gelmesi. Yani aslında mücadele beden mülkü üzerinde hükümran olmak isteyen iki tane sultan var. Birisi ruh, öbürü nefis. Hepsinin gıdası var. Hepsinin kendine güçlendirmekten bahsediyorsak gıdayla güçlenecek. Evet. Protein, vitamin. Silahları var. İlaçları var neyse. İşte bu ruhun güçlendirilip beden mülkü üzerinde nefsin egemenliğini sonlandırması veya kontrol altına alabilmesi için burada çokça ve sıkça uygulanan yöntem nafile ibadetler ve sohbettir. Nafile ibadetler nedir? Nafile ibadetler, yani farzların dışında Cenab-ı Hakk'ın bize farz kıldığı ibadetler var. Namaz, oruç, hac, zekat, yani diğer beşeri münasebetlerdeki farzlar gibi. Bunların emredilenler dışında ekstradan, fazladan yapılmış olması nafile zaten ekstra demek. Yani ziyade manasına geliyor. Dolayısıyla bu ziyadeliklerin insana önemli bir katkısı var. Nasıl oluyor hocam? Bu süreç nasıl? Onu arz edeceğim işte. Şimdi farz olanlar bir kere zaten bizim olmazsa olmazımız, Cenab-ı Hakk'ın bize emrettiği vücudumuzun, ruhumuzun, gönlümüzün gıdası olan özellikler bunlar. Ve Kutsi Hadis bu konuda çok güzel, çok önemli bir şekilde bize rehberlik ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinden Allah Teala buyuruyor ki, Buhari'nin kitabı hakkında geçen hadistir bu. Buyuruyor ki Allah Teala, kulum en çok kendisine farz kıldığım ibadetlerle bana yakınlaşır. Yani en çok yakınlaşma süreci bu farz kıldıklarım iledir. Ancak la yezalu abdi yeteqarrabu ileyye bin nevafil. Hatta uhibbahu. Bu yakınlaşma süreci nevafil ile nafilelerle, yani farzların dışındaki ekstra ibadetlerle devam eder. Peş peşe onlar da gelir. Yani beş vakit namazı kılıyor ama kuşluk namazı kılıyor, evvabin kılıyor. Yakınlaşmak istiyorsa. İstiyorsa tabii. Böyle bir arzusu ve niyeti varsa. Varsa. Yöntem. Tabii. Teheccüd kılıyor. Farz orucunu tutuyor. Ama bunun dışında pazartesi, perşembe tutmaya özen gösteriyor. İşte eyyamı bir yüz tutuyor vesaire vesaire. Ya zekat veriyor. Farz olan borcu bu zaten. Ekstra sadaka veriyor. Daha fazlasını vermek istiyor. İşte diğer her ibadetinin fazlasını, dua, salavat, tesbihat vesaire gibi bunları yaptıkça insan o hadis-i şerifteki, hadis-i kutsideki ifadesiyle Cenab-ı Hak ile arasında bir iletişim kanalı açılıyor. Ve muhabbet. Hatta uhibbahu diyor çünkü. Yani o nevafille onun gayreti, o kulun farzların dışındaki nafilelerle olan gayreti, riyadan uzak,
samimiyetle, ihlasla yaptığı bu nafile ibadetler Cenab-ı Hakk'ın sevgisine mazhar olmayı sağlıyor. Ve Allah diyor ki, o benim muhabbetime mazhar olunca, ben onu sevince yani, ne olur? Ben onun gören gözü olurum, tutan eli olurum, yürüyen ayağı olurum, düşünen akıl olurum. Aslında herkesin, her varlığı, her insanın daha doğrusu, gören gözü, tutan eli, düşünen akıl Allah Teala'dır. Yani bizim İslami inancımıza göre faili mutlak Allah Teala'dır. Her şeyin gerçek manada ilk yaratıcısı odur. Biz onun o fiiline o manada tetabuk eden davranışları izah ederiz ama yaratan odur. Dolayısıyla o faili mutlak Allah'tır. Ama biz böyle nafile ibadetlerle gönlümüzde bir enginlik oluşmayınca bunun farkında olamıyoruz. Hmm. Yani insan bu nafile ibadetlerle artık her şeyin Allah'ın ihsanı olarak ondan olduğunu, yani bir şey yaptığı zaman kendisinin değil, Allah'ın yardımıyla bunu yaptığını hissediyor. Bir yere gittiği zaman bunun Allah'ın lütfu olduğunu, hani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Bedir Savaşı'nda Efendimiz hitaben diyor ya Allah Teala, فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَى. Yani öldürdüğünüz zaman öldüren siz değildiniz, attığın zaman da sen atmadın. Yani faili mutlak Allah Teala Hazretleri diyor Peygamberimize ashab-ı kiram. İşte nevafil dediğimiz ibadetlerle insan burada artık kendini aşarak, yani müteal olana ulaşıyor. Yani yüce kudrete, aşkın kudrete ulaşıyor. Ve o aşkın kudret sayesinde kendisinin hayatının devam ettiğini, toplumdaki hayatın onunla devam ettiğini, dünya hayatının da onunla devam ettiğinin farkına varmaya başlıyor. Yani alan sensin, veren sensin, kılan sen, ne verdiyse odur, dahi inemiz var diyor. Hakikaten alan da o, veren de o, yapan eden de o. Onun verdiğinden başka bize ait bizim diyeceğimiz neyimiz var ki? Her şeyimiz onun. İşte ruhani yolların temel ögesi bu işte ibadet ve taatla, bu hayır ahyar tarikiyle kulu bu duyguya hazırlamak, hayatı böyle okumasını sağlamak, yani kendini gerçekleştirerek böyle ego şişmesi yaşayan çağımız psikologlarının düşüncesi gibi değil, tam tersine. Yani çamuru çamur tarafını güçlendiren değil, tam tersine ruhunu güçlendiren, ruhunu güçlendirince bu bedeninde, ruhunda, hayatında her şeyin Rabbimizin lütfu olduğunu idrak eden ve o Rabbimize ne kadar yakın olursak ve minallahi tevfik, başarının, muvaffakiyetin ondan geleceğini idrak eden bir konuma geliyor insanoğlu. Hayatı okuyuşu değişiyor. Yani olaylara bakışı değişiyor. Çocuklarına, torunlarına bakışı değişiyor. Ebediyet duygusu değişiyor. Şimdi mesela insan hakikaten ezeliyet aleminden geldiğimiz için, biz hani o enefaktü fihimin ruhi ayet-i kerimesiyle bizde bir ezeliyet aleminden gelen ruh var. Bu ezeliyet aleminden gelen ruhun izleri taşımamızdan dolayı bir ebediyet arayışı var. O yüzden fani şeyleri, dünyevi şeyleri ebedi zannediyoruz. Yani şeye isyan ediyoruz, faniliğe. Yani olmamalı, fani olmamalı bu, ebedi ol. Çünkü ebedi bir araşımız var ya, yani eşimiz, çocuğumuz, evladımız, sahip olduğumuz değerler hepsi ebedi olmalı gibi bir algı yanılması yaşıyoruz. Aslında bu işte ruhani yolla yaptığımız itminan bizim o algı yanılmamızı tasih ediyor. Sen fanilere nereye bağlandın. Ait olduğumuzu hatırlatıyor. Aynen öyle, sen fanilere aldanıyorsun. Sen bak bu aleme aitsin. Buraya ait olduğun zaman o fanilikten de kurtuluyorsun. Yani seni o ebediyet tarafına zaten bu ruhi eğitimin, manevi eğitimi hazırlıyor. Orada Allah'ın sana hazırladığı, gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, hiçbir zihne ve kalbe düşmeyen muhteşem ve muazzam bir dünya olacak cennet aleminde, hadislerde anlatıldığı gibi. Dolayısıyla bu ruhani yolun böyle bir ruhumuzu güçlendirerek, burada mesela şey çok önemli. Sohbet önemli. Ya, oraya geleceğim ben de. Çünkü diğerinde hocam mesela ibadetlerde, taatlerde, az önce bahsettiğiniz nafile, işte namazlarda, oruçlarda, sadakalarda, yani nafile olarak yapılan her şeyde bir kişinin bir gayreti, bir müdahalesi, bir koşturmacası, cehdi var. Evet. Sohbette ise
daha ziyade maruz kalıyor. Aslında öyle bir fiziki ortama. Fiziki olarak bir yorgunluk, bir gayreti, çabası, bir gece uyanma falan değil ama daha çok bir ortamda maruz kalma, kendisini bir etkiye açma hali görüyoruz. Bunun nasıl bir... Ama aslında zaten o etkiyi açmaktır. Biz zaten öyle demiyoruz. Faili mutlak çünkü dediniz. Allah hani faili karşısında tabii fail gibi durmamak lazım. Münfail olmak lazım. Göstermemiz lazım. Edilgen olmak lazım. Aynen yani, öyle. Şimdi ne diyor Musa Aleyhisselam? Rabbi şirahli, sadri diyor değil mi? Göğsümü aç diyor. Yani göğsün açılması oraya ilahi ilhamların, ikramların gelmesi için önemli. Peygamberine de Allah ne diyor? Elem neşrahleke sadri. Senin sadrını biz açmadık mı? Şimdi bize düşen, yani biz sohbet ortamında, Kur'an ortamında, yani manevi ortamlarda gönlümüzü alıcı hale getirecek bir psikolojik hazırlıkla oraya girdiğimiz zaman o ortamdan ayrıca besleniyor. Söylediğiniz gibi bir münfail, edilgen vaziyette oradayız ama daha fazla şey öğreniyoruz. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbetinden ashabın elde ettiği o güzellikler gibi. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbetinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisi çok az konuşuyor belki ama etrafına irfan neşrediyor, hikmet neşrediyor, edep ızhar ediyor ve ashab-ı kiram onun sözünden çok davranışlarından etkilenerek, tutarlılığından etkilenerek ona bir hayranlık, muhabbet duyuyor ve canım, anam babam canım sana feda olsun ya Resulallah demek ihtiyacını hissediyor. Bu işte Efendimizin başlattığı bu sohbet çizgisi, yani o nebevi vasıflara haiz irfan ehli, irşad ehli insanların yanında bulunmak, hakikaten bulunan insanlara güzellikler. Mesela camide bile, camide bir vaaz-ı nasihat ortamında bulunduğumuz zaman, hakikaten Hoca Efendi'ye böyle irfan ehli birisi ise bizi ayrı dünyalara taşıyor. Kendimizi bambaşka alemlerde hissediyoruz. Şimdi hocam şey önemli tabii, o son söylediğiniz cümlede bir şey açtınız, orada bir şartlı bir cümleydi o. Eğer Hoca Efendi irfan ehli ise. Evet, irfan ehli ve nebevi bir şeyi varsa. Yenekten geliyorsa. Yenekten geliyorsa. Yani o zaman şöyle bir şey var. Sohbetin etkisini hakiki manada uyandırması, gerçek verimi sağlaması için bir bizim açmamız lazım kendimizi. Şerh etmemiz ve etkiye açmamız lazım. Yani bizim bir irade beyanında bulunmamız, lazım. Kendimizi bu etkilenmeye açmamız lazım. Birincisi bu. Hazır olmamız lazım. Evet. İkincisi ise sohbet edenin de, sohbet edene ait de bazı hususiyetler var. Yani şöyle, hani çok alim, çok bilgili, çok tuturaklı konuşuyor, çok şahane konuşuyor falan dışında bunlar güzel malumat meziyetler. Malumat furuş olması. Yani bunlar meziyetler, çok, güzel olabilir ama başka bir sır var orada o sohbetin etkili olması için. Böyle anlıyorum. Aynen öyle. Yani o sohbetin etkili olması için alanın da verenin de aynı noktaya vurması gerekiyor. Kalpler oturması lazım sohbete. Minel kalbi ilel kalbi sebilun. Kalpten kalbe yol var. O kalpler arasında bir rabıta gerekiyor. Rabıta diye bir şey var ya. Yani evet, bağ, irtibat. Bir manevi bağ gerekiyor. Yani aynı duyguyu, aynı heyecanı hani yaşamak çok önemli. Tevhid-i efal, tevhid-i kulübe vabestedir deniliyor. Yani aynı işleri, aynı duygularla yaptığınız zaman kalpleriniz bağlanıyor birbirine. Hmm. Yani heyecan, ihlas, samimiyet hep birlikteyse. Konuşan, dinleyen, diğerleri hepsi orada böyle bileşik kaplar gibi herkes birbirine bir şeyler veriyor, sadece alıyor. Sadece söz geçmiyor yani. Tabii, başka şeyler geçiyor. Başka orada. Şeyler geçiyor. Ve daha çok onlar geçiyor aslında zaten. Hmm. Yani bazen hiç sessiz, kelimesiz, sükut ile... Sükut sohbeti diye bir şey var evet, mı? Evet, var. Aynen var. Sükut sohbetiyle insanların çok daha müteessir konuma düştükleri bilinen bir husus. Dolayısıyla sohbetin de böyle bir ruhani yolda önemli tarafı var. Bu yolun zaten Serdar-ı Ekrem'i bizim irfan geleneğimizde Hazreti Ebu Bekir Efendimiz olarak kabul edilir. Hazreti Ebu Bekir'in o işte sükuti ama son derece Efendimiz'i gözünden okuyan, gönlünden okuyan, ona soru sormadan ne demek istediğini algılayan ve onun verdiği sinyallere göre ona tepki veren bir insan. Efendimiz, çünkü orada fani olmuş. Mesela Hazreti Bekir, Ömer Efendi öyle değil. Ömer Efendimiz yerine göre soru soruyor, yerine göre tepki gösteriyor, tavır koyuyor. Onun meşrebi farklı ama şey öyle değil. Mesela Hudeybiye'deki o tavrı, yani
Ömer çok coşkulu, kızıyor, ne razı oluyoruz buna filan diye. Hazreti Ömer, Bekir diyor ki Ömer'e, ya Ömer ne yapıyorsun diyor. Allah'ın Resulü vahiy alıyor diyor. Sıradan bir adam değil o diyor. Yani bakın yani algı farkı. Dolayısıyla Hazreti Bekir Efendimiz'in o Efendimiz'e olan, onda fani olan, onun muhabbetiyle, onun hazzıyla, zevkiyle donanmış ve onanmış olan haliyle o sohbetle yetişen ve ruhani tarafı yüksek olan kişilere daha fazla bir örnekliği var onun. Orada zikir mesela daha hafi. Biliyorsunuz bir cehri zikir var, bir hafi zikir var bizim bu geleneğimizde. Hafi zikir daha çok böyle kişinin kalbiyle zahir hale gelmesi. Yani insan kalbinin atışının Allah, Allah diyebilmesi. Bu çok önemli, güzel bir Kur'an-ı Kerim'de buna ikisine de işaret var. Hem hafi zikri hem cehri zikri anlatan ayetler var Kur'an-ı Kerim'de. Dolayısıyla hafi zikri önceleyen, daha mestur kalmayı, hafi kalmayı, çok böyle ortaya çıkmamayı da tercih eden bir yapı, bir gelenek bu. Ve o yüzden onlara biraz daha sıddiki meşrep sahipleri insanlar falan da deniliyor. Orada ruhun güçlenmesi için işte bu sohbetle, ibadet hayatıyla. Orada çok fazla riyazat, mücahideye gerek görülmüyor. O yüzden bizim irfan geleneğimizdeki belli başlı ana caddelerden birisi burası olmuş oluyor. Evet. Önemli bir yol. Şimdi hocam devam edeceğiz fakat yine bir sokağa bakalım. Evet, hayır. Hani nefsle alakalı konuştuk. Nefsin emmare olması, nefsin kötülüğü emretmesi, bunlarla alakalı konuştuk. Bir de şeyi de sorduk tabii. İnsanların nefsin bu çağrılarından kurtulması da mümkün müdür? Hani evet. Nefs hep böyle kötülük mü emreder? Bir de nasıl kurtulacağız? Hani biz yöntemleri konuşurken bakalım Doğru. Bu yöntemler nasıl algılanıyor sokakta? Peki efendim. Ya gönül dünyavi şeydir. Ruh öbür dünya ile ilgili de bütün zaten insan öldükten sonra bir ruh alır. Ruh ya cennete gider ya cehenneme gider. İnsanoğlunu kullarını sınamak için Allahu Teala nefisi herhalde oluşturdu, meydana getirdi. Yani kendinizi sınamak için bir tür sınav şekli yani. Bir muhasebe şekli. Ruh vücudumuza üflenen, bizi biz yapan, yaşatan. Ama nefis şeytanın tercih ettiği şeylerle ilgili. Ha nefis, yani Allah katında da kötü bir şey. Yani Allah nefsiyle insan dost olmasını istemez. Nefis yani yenebileceğin bir şey değil. Aslında dizginleyebileceğin bir şeydir. Ama bazen insan nefsini yenemeyebilir. Aklımız dünyalık ister, gönlümüz ahiretlik ister. Ben öyle düşünüyorum, bilmiyorum. Vallahi ruh ayrı, akıl ayrı. Akıl olmayınca zaten ruhu yönetebilemezsin ki. Ya nefis, insanız dediğimiz anda kötülüğü ve iyiliği içimizde barındırıyoruz her şekilde. Nefis aslında hani insanın iradesiyle önüne geçmeye çalıştığı işte iyilikler veya kötülükler diyeyim. Genelde de kötü olan şeylerde nefsimizi hani irademizi kullanmaya çalışıyoruz ki özellikle bunun önüne geçelim. Akıl bambaşka. Allah-u Teala ilk Adem Aleyhisselam yarattığında Adem Aleyhisselam önce aklı aldı. Ruhu da Allah kendi bize kendi ruhundan üfledi. Şimdi görüntüde de öyledir ama nefsi helaller dairesinde terbiye ettiğimiz zaman dünyada yaşamanın keyfiyetini sağlamaktır. Yani zevk almaktır helal dairede. Yoksa kötü değildir. Yani nefsi biraz önce söylediğiniz gibi karşımıza alıp onunla çatışmak, onunla hasmane bir ilişki kurmak yerine terbiye etmekten bahsediliyor. Tabii. Tam da zaten mevzumuz bu yani. Şey de o yani amaç da o. Yani bizim ibadetlerimizin yani o riyazat mücahede daha sonra daha uzun anlatırız. Yani o tarafı tamamen nefsi bir irade eğitiminden geçirerek daha onunla barışık,
Yani onun tuzaklarına daha duyarlı hale gelmek ama uyanık olmak şartıyla tabii, kaptırmadan kendimizi. Bu hakikaten önemli bir şey. Güzel cevaplar güzel verdiler yani genelde. Çok güzel tespitler. Yani halk irfanı dediğiniz gibi uyanık. Şimdi hocam sohbet meselesini biraz konuştuk. Yani buradaki şeyi hatırladım ben bunu konuşurken. Alakasız gibi ama Mitterrand seçim şeyinde çalışmalarında sakin güç diye bir şey kullanmıştı. Hmm. Sakin güç. Hani böyle sakin dinlemeye yönelik bir durum ama bir güç aynı zamanda. Yani potansiyel bir şey. Potansiyel güç yani. Edilgenlik gibi ama aslında çok etkin bir şey. Çünkü o etkiye açılabilmek, doğru, o sözü kalben ve ruhen dinleyebilmek. Şimdi bu tamam, bu çok doğru, güzel, bunu anladık ama bir de vurgulanan bir şey var yollarda. Hizmet çok sık vurgulanıyor. Yani hizmet etmek, insanlara karşı hizmet, evet, etmek, efendim, üstadına karşı hizmet etmek, etrafına karşı hizmet. Yani bir böyle hadim durumda olmak, bir hizmetkar durumunda olmak. Seyyidli kavmi hadimuhum, evet, diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bunun ruh gelişimindeki etkisi nedir? Onu da inşallah paylaşalım. Şimdi efendim tabii insan bu şeyi hadis-i şerifin rüdünden başlarsak işe daha iyi anlaşılmış olur muhtemelen. Malum bu hadis-i şerifin rüd sebebi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çevre kabile ve ülkelerden heyetlerin geldiği dönemlerden birinde yine böyle bir elçi gelmiş. Efendimizle görüşmek istiyor. Ama Efendimizin bir statüsü, şekli, makamı, koltuğu, kanepesi olmadığı için ashabın içerisinde geliyor ve onun kim olduğunu anlamak için "Men huve seyyidikum" diyor. "Sizin efendiniz kim?" diyor. Efendimiz o zaman elinde bir bakraç, işte ashabına su veya süt ikram ediyor. Onun servisini yapmakla meşgul. Efendimiz dönüyor, "Seyyidul kavmi hadimuhum" diyor. Yani şu anda onlara hizmet etmekte olan onların efendisidir. Aynı zamanda hakikaten efendi olmak isteyenin hizmet etmesi gerektiğini de aynı anda bir cevamül kelim üslubuyla ifade etmiş oluyor. Şimdi hizmet ile sohbet arasında böyle bir ilişki var. Yani bir hocayla, bir üstadla sohbet, birliktelik aslında asıl olandır. Yani onun yakında olmak için. Hizmet de ona yakın olmanın vasıtalarından birisidir. Hmm. Bu hizmet hem onun şahsına, onun hizmetlerine katkı sağlamak, hem de onun yaptığı, diğer insanlara yaptığı hizmetlere katkı sağlayarak, yani yaratılmışlara hizmet edecek, yaratılmışlara şefkate vesile olacak işler yapıyor olmak demek. Yani hizmette o şefkat vasfının bir tezahürü vardır. Yani dini, mübin İslam'ı iki cümlede ifade etmek gerekirse şöyle bir tanım yapılır ya her zaman. Et-ta'zim li-emrillah ve şefakatu ala halkillah. Yani Allah'ın emirlerine karşı saygı ve tazim, onları yerine getirmek. Sonra da Allah'ın yaratıklarına, yarattığı varlıklara, hayvanat, haşerat, insanlık hepsi, bütün yaratıklarına karşı şefkatle muamele etmek. İşte bu hizmet dediğimiz şey aslında Allah'ın yarattığı işte o üsve-i hasene özelliğinin varisi olan, yani insan olma sıfatına sahip olanlara gösterecek olan şefkatin adı hizmettir. Yani onlara yapılacak olan şefkatin adı hizmettir. Dolayısıyla bu insana hizmet etmiş olmak, insanın kendisinin farkında olmasını, hmm, yani kendisinin kul olduğunun farkında olmasını da sağlaması bakımından önemlidir. Allah'ın yarattığı diğer varlıklara değer verdiğini gösterme bakımından da önemlidir. Yani siz bir başkasına saygı göstermekle Allah'ın yarattığı diğer varlıklara duyduğunuz saygıyı, dolayısıyla Allah'a duyduğunuz saygıyı, Allah'ın sanatına aslında saygı göstermiş oluyorsunuz. Bu bakımdan da önemli. Dolayısıyla hizmet de yani hem insan unsurunu tanıma, hem de hizmet ederek insanın kendi kendini inşa etme özelliği vardır. Yani insan hizmet ederek kendi kendini inşa eder. Çünkü başkasından hizmet beklemek, insanın her zaman onlardan farklı olduğu duygusuna kapıldığını gösterir. Aslında gerçek anlamda şöyle anlıyoruz hocam. Yani ruhani yoldan bahsettik, ekolden bahsettik. Nefsani ekolden bahsetmedik. Onu da önümüzdeki inşallah bu da saklamış, tekrar buluşmaya vesile olur inşallah diyelim. Ve bütün değerli seyircilerimizi Allah'a emanet edelim inşallah. Evet, yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın. Allah'a emanet olun.